Evet. Muhteşem Yargıtay binamız, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı binamız, tabii karşımızda Başsavcılık binamız var. Daha önceden geldim, gezdim, gördüm. Gerçekten her ikisi de muhteşem eserler oldu. Rabbim burada Milletimiz, ülkemiz için adalet üzere nice kararlar vermeyi nasip etsin diyoruz ve kordelamızı da bu şekilde kesiyoruz. Ya Allah, bismillah. Herkese merhaba. Yeni bir videoyla karşınızdayız. Duadan rahatsız olanlara Fahrettin Altun'dan fotoğraflı yanıt geldi değerli izleyenler neden bahsediyoruz günlerdir konuşulan o konudan yani meclisin açılışında nasıl dua okunurmuş eleştirisi hani bazı kesim tarafından yapılan bu eleştirinin detaylarına bakalım isterseniz ki bu konuyla alakalı Fahrettin Altun kendi sosyal medya hesabından çok anlamlı iki fotoğraf paylaştı peki o fotoğraflarda ne vardı İlk meclisin açılış töreninden Mustafa Kemal Atatürk ve meclis üyelerinin dua ettiği ana ilişkin fotoğraf vardı ve bugünkü daha doğrusu geçtiğimiz günlerdeki açılışta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da yine bizzat katıldığı aynı zamanda Diyanet İşleri Başkanı'nın katıldığı dualı ellerin semaya kalktığı o dualı fotoğraftan bahsediyoruz. Birileri nedense bu durumdan rahatsız olmuş değerli izleyenler gelin detaylara beraber bir göz atalım. Yargıtay'ın yeni hizmet binası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle açıldı. Açılış töreninde Diyanet İşleri Başkanı ki olması gerektiği gibi Ali Erbaş'ın dua okuması nedense kimi kesimleri rahatsız etti sayın seyirciler. 1 kanalının genel yayın yönetmeni Merdan Yanarda kanalımızda da bu videoyu yayınladık. Lütfen o videoya da bir göz atın. Bunun orta çağ zihniyeti olduğunu savunurken Halk TV yazarı İsmail Saymaz da laikliğin ruhuna fatiha okunuyor diyerek tepkisini dile getirdi. İşte iletişim başkanı Altun da her iki isme hem İsmail Saymaz'a hem de Merdan Yanardağ'a Tokat atarcasına paylaştığı o sosyal medya, kendi sosyal medya hesabından paylaştığı o fotoğrafta İngilizce olarak nasıl başladı, nasıl gidiyor fotoğrafını paylaştı. Detayları ve ayrıntıları, yeni gelişmeleri bu kanalda 10.10 TV'de bulabilirsiniz. Şimdilik hoşçakalın.